Bu akşam Deşifre'de çağın vebası sayılan kanser hastalığını enine boyuna konuşacağız. Konuğumuz Türkiye'de kanser deyince ilk akla gelen isim, hocaların hocası, onkolog profesör doktor Erkan Topuz olacak. Kanserin %5 ila hadi 10 diyelim, 7'si veya 10'u genetik diyoruz. Hı. Tamam mı? Bunun 6'da biri şey diyoruz, virütik veya bakteriyel diyoruz. Hı hı. Belki ileride göreceğiz ki hepsi virütik çıkacak. Şimdi keşfedemedik hala ne olduğunu. Bunun dışında diyoruz ki toprak, su, hava bilmem ne diyoruz. Çevresel bunu faktörler. Da %40 katalım. Peki %20 niye geliyor? %30'u meşhur. Onun için biz sebebini bulmadan milyarlarca dolar tedaviye akıtıyoruz. Niye? Çünkü kar tedavide, kimyasallarda. Karteller böyle para kazanıyor. Maalesef 350 milyar dolarla 500 milyar dolar arası senede Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye giren para bu. Türkiye'nin? Eskiden bir kanser ilacı 10 senede çıkardı. Şimdi 2 senede FDA çıkartıyor. Çünkü Amerika'ya gel para gel. 2 sene zarfında sonra ölümler başlayınca ilacı ortadan kaldırıyor. Eskiden öyle değildi. 5 sene hayvan tecrübeleri yapılır. 5 sene insan tecrübeleri, 10 sene sonra verilirdi piyasaya. Şimdi FDA 1 senede bile hastalara sonuç veriyor. Verdiği de şu. Yeni çıkan, mesela yeni bir ilaç vermiş piyasaya. Deri konusunu yapmıyorum. İsmini de vermiyorum. Yeni geldi daha evvelsi gün. Yeni bir ilaç, hemen FDA onaylamış. Katkısı ne biliyor musunuz? Hastaya 2 ay 10 gün uzun ömür vermiş ilaç. İlacın fiyatı da 7 milyon lira. 7 bin lira. 2 ay kazandırdı diye FDA onaylamış. Ve ilaç da Türkiye'de kazandı. Şu an satılıyor. Ben 15 senedir söylüyorum. Diyorum ki aman boyalara dikkat edin. Kıyafetlerimizin boyalarına dikkat edin. Aman şunlara dikkat edin. Bunlar kanserojendir. Bunun için mahkemelere verdiler. Tabii ki beraat ettik. Çünkü bilimsel konuşuyorum ben. Her birinin literatürde karşılığı var bunların. Bunlar benim kendi kafamdan söylediğim şeyler değil. Sentetik halılar, senelerdir söyledim. Genellikle sentetik halılarda bakın formaldehit, butadien, stiven gibi kanserojen dahil 120 uçucu kimyasal var. Eskitmiş halıları bırakmıyorum ama yenilerinin yerine tercihler var. Yani bunun yerine tahta üzeri doğrudan doğruya kimyasaldan uzak boyalarla boyanmış veya mantar döşemeler kullanabilirsiniz. Veya bizim Anadolu'muzun dağ çiçeklerinden elmiş boyalarla, halılarla döşeyebilirsiniz. Bakın çaresini de söylüyorum. Paketlerde satılan kahvelerde bile %7, %8 katkıma. Onun için poşette kahve almayın. Gözünüzün önünde kahve çekirdeğinden kahveyi çektirin, öyle alın kahveyi. Perdeler, sentetik. Masa örtüleri, oturuyoruz, yayıyoruz bembeyaz masa örtülerini, sentetik. Televizyonlarda çıkıyorlar, yatakların reklamlarını yapıyorlar. Çok rahat yataklar, sağına dön rahatsın, soluna dön rahatsın, belin rahat eder, sırtın rahat eder. Yahu bunlar sentetik kardeşim. Yorganı da sentetik. Hocam, doğrudan doğruya pamuk ve yünden şaşmayın diyorum. Ama bu sentetik muhteşem yatakları alın ama üzerine bir kat pamuk veya yün olarak bir tabaka koyun. Yorganınız doğrudan doğruya pamuk veya yün olsun. Siz kaşmir maşmir diye yiyorsunuz ya Çin mallarını. O kaşmirin içinde bile oturup bunlar var, bunlar, bunlar. Bu plastik. Petrol bazlı elyaf var. Petrol elyaf var. Bunu karıştırıyor, bize yutturuyor. Yutmamamız mümkün değil. Mikro seviyede çünkü. Kuru temizlemeye geliyorum. Perklor etilen ile temizleniyor. Bu doğrudan doğruya kanserojen. Lütfen kıyafetlerinizi temizleyiciye verdiğiniz takdirde en az 15-20 gün balkona asın, havalansın. Bakın, çok önemli. Kadınlar biraz gözlerini açsınlar bu zehirlerden. Sonra iyi şeyler söyleyeceğim. Ama bu dediklerimi söylerseniz bunlar iyi şeyler zaten. Kendinizi kanserden koruyorsunuz. Şampuanlar, kozmetik ürünler, jeller, bunun dışında vücuda devamlı olarak yayılan kimyasallar, özellikle meme kanserinin sebepleri bunların içine geliyor. Bütün bu süs eşyaları ve diğer kozmetik ürünler. Başta. Saç boyası. Saç boyasında fenilenediamin denen bir madde var.
Saç boyasında. Saçlarını boyayanlara duyuralım. Lütfen saçınızı boyamayın. Boyayacaksanız da organik alın, eczaneden alın. Onun içinde de 20 tane kimyasal var. Bunu da unutmayın. Organik olan da bile. Ondan bile var. Kanserojen demiyorum, kimyasal var. Onun için yarı yarıya kına, yarı yarıya organik. Alın kuaförünüzü, onu götürün, gözünüzün önünde boyasın. Yoksa Çin balığını arkadan size kakalar. Tırnak cilası. Dibrütül oftalat istifa ediyor. Ve çocuklarda, kadınlar bir de cilası yiyor üzerine daha güzel olsun diye. Çocuklarda gelişim problemleri oluyor ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Çocuklarında ve kendisinde. 3 ayda bir suyunuzu değiştirin diyorum. Farklı marka su alın diyorsunuz. Çünkü aynı zehri devamlı almayın. Çocuk biberonları. Ben söylediğim zaman mahkemeye verdiler. Şimdi dünya kaldırdı. Cam. En sağlıklısı, en doğalı cam. Cam artık zaten Türkiye'de yasakladı. Çocuk oyuncaklarında. Çocuk oyuncakları Çin'den geliyorsa elinizi bile sürmeyin. İstanbul'da yediğimiz ette %100 tehlike vardır. Biri çıkmış diyor ki, efendim öğlen akşam kırmızı eti bol bol yiyin. Pirzolanızı yiyin. Onu yiyin, bunu yiyin. Kardeşim sen kansere gel diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun televizyonlarda? Ben size sevindirici şeyler de söyledim. Dediklerimden katiyen üzülmeyin. Arkamdan dedikodu yapmayın. Bu adam çıktı, moralimizi bozdu. Değil. Bütün bu anlattıklarım biz insanlığımız için. Arkamızda artık devlet var. Sağlık Bakanlığı var. Tarım Bakanlığı var. Ama ne yapsınlar? Binlerce kanserojen var. Hangi biriyle uğraşsınlar? Gıdadan hocam, başladılar sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Her birine ağzınıza teker sağlık. Teker gelecekler. Bunları benim dediklerim sizi korkutucu olmasın. Üzülmeyin. İnadına sevinin. Böyle bir kişi sizlere gerçekleri teker teker bilimin ışığında anlatıyor. Ve böyle sayın bir sunucumuz var. Allah razı olsun böylelerini. Çünkü medya güvenilir değil. %50'si batak. Açık söylüyorum. Duysun bütün medya. Bütün sahtekar ilaçları, şarlatanların reklamlarını yapıyor. Çıkartıyor televizyonda konuşturuyor. Bir şeye dayanmayan doktor bile olsa pratisyen de kim bunlar? Çok teşekkür bir kısmı ediyorum. Da hiçbiri doktor değil. Ama gördüğünüz gibi sağlam yerler de var. Sağ olun hocam. Biz her zaman doğruyu söylüyoruz. Hiçbir menfaatimiz yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyin reklamını yapmıyoruz. Para pul peşinde değiliz. Erkan doğruyu hocam, söylüyoruz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Sağ size olun, de var olun. Halka da.